Başkanımız Sebahattin Adıyaman mikrofona davet ediyoruz. Başkanım, sevgili belediye başkanlarım, dün akşam Ali abi bizzat yine her zamanki nezaketini göstererek telefonla şahsım aradı. Bugünkü tanıtım toplantısına davet etti. Tabi tanıtım toplantısı deyince kim kimi ne kadar tanıyor, insanın aklına bu geliyor. Aslında biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bizler Mustafa Kemal'i çağdaş ışığı doğrultusunda akla, ilime, sanata, kültüre inanan o yürekli değerli başkanlarıyız ve bu zamana kadar 5 yıllık geçmişimizde, 10 yıllık geçmişimizde, Ali abinin 15 yıllık geçmişinde biz zaten bunları ispatladık. Halbuki şu anda ülkemizde dolaşan kara bulutların altında biz bırakın bunları daha başka ışıklar saçmaya talibiz. Çağcımada böyle olacak, Ereğli'de böyle olacak, Kozlu'da böyle olacak, memleketimin her tarafından bahar çiçekleri fışkıracak. Ben hepinize yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Bir de tanışma toplantısı dedik ya, ya şimdi ben tabii bunu Muslu adına konuşurum ama şu cümleyi söyleyeceğim. Adın çıkmış 9'dan inmez 8'e. Ya ne yapıyormuşum ben, içki içiyormuşum. Vallahi içiyorum. İçiyorum. Ama şunu yapmıyoruz biz. Nasıl ki Cumhuriyet'in kazanımlarında o değerli şahsiyet Mustafa Kemal için de içiyor dediler ya. Bakın bu ülke işte o zamanlarda belki bilgi dübletmeki içerek kuruldu ama bu ayıklar tarafından bu kadar satılmadı bu memleket. Biz de beldemizde, biz de Muslu'muzda yapabileceğimiz şeyi bir köyden, bir kırsaldan nasıl bir kentleşmeye gideceğimizin çabasını verdik bu zamana kadar. Her kim ne konuşsa konuşsun, beni hiç ilgilendirmiyor. Yok efendim içki masalarından kurtulacak, yok efendim uyuşturucudan kurtulacağız. Ya yapma, yapma, yapmayın kardeşim. Önce evinizin içini bir süpürün, evinizin dışını bir temizleyin, ondan sonra dışarıya bakın. Biz zaten karşıyız buna. Hangimiz daha okul çağında unuttuk mu biz 23 Nisan'ları? Unuttuk mu biz kadınlar günlerini? Unuttuk mu anneler günlerini? Hangimiz unuttuk 29 Ekim'e de 19 Mayıs'ları? Bu ülkenin manevi değerlerine ne zaman katkı sunmalı? Ama biz yine bundan sonraki çalışmalarımızda yine Mustafa Kemal'in o çağdaş düşünce doğrultusu içerisinde yapmamız gereken her ne varsa o çalışmayı korkusuzca yapmaya devam edeceğiz. Öyle birinin dediği gibi akıl irfan yuvaları değil, ilim irfan yuvaları değil. Ben ne anlıyorum ilim irfan yuvasından? İlim irfan yuvası değil, ya tarikat, ne geliyor başka akla? Ama onların da cevabını vereceğiz, hepsinin aklından geleceğiz. Değerli zamanınızı almıyorum. Katılım çok güzel. Hepinize en kalbi saygılarımı, sevgilerimi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel yanımlarda. Martın sonu bahar.